Sayın seyirciler, gözünü bile kırpmadığı binlerce silahsız sivil erkeğin infazını, hayatta kalan kadınların da tecavüze uğramasını emretti. Saraybosna'da soykırım yaptı. Balkanlardaki Müslüman ve Türk varlığını sonlandırmak istedi. Herkesin bildiği bu gerçek uluslararası mahkeme tarafından da kabul edildi. Bosna kasabı Ratko Mladic müebbete mahkum edildi. Mr. Mladic, sit. Binlerce insanın öldürülmesi, binlerce kadına da tecavüz edilmesi emrini veren Bosna kasabı Ratko Mladic, soykırım, insanlığa karşı suç işlemekten müebbete mahkum edildi. Srebrenizalı anneler kararı buruk bir sevinçle karşıladı. Bosna kasabı karar okunurken bağırmaya başlayınca salondan çıkarıldı. Kararın okunmasına da ara verildi. Aslında gerginlik duruşmadan hemen önce başladı. Boşnak kurban yakınları Lahey'deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi önünde bekliyordu. O sırada bu genç Sırp bayrağı açtı. Ortalık karıştı. Sırp milliyetçiler de Mladic'e destek vermek için Lahey'de eylem yaptı. Bosna kasabının fotoğrafının bulunduğu tişörtler giydi. Duruşma Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da kurulan dev ekranlardan da takip edildi. Bosna kasabı Mladic 1995'te Sırp güçlerince 8000'den fazla Boşnak sivilin öldürüldüğü, bir o kadar kadının da tecavüze uğradığı Srebrenica katliamı da dahil 11 suçtan yargılandı. Kararla birlikte evlatları katledilen, kendileri son anda katliamdan kurtulan anneler sevinç gösterisinde bulundu. Mahkeme Bosna kasabı Mladic'in Boşnak Müslüman nüfusu yok etmeyi amaçladığını ifade etti. Soykırım yaptığına karar verdi. Mladic yaklaşık 16 yıl saklandıktan sonra 2011'de Sırbistan'da yakalanmıştı. Katliamdan 20 yıl sonra bile bölgede hala toplu mezarlar bulunuyor. Mr. Mladic, if you